Evet sevgilim. Şimdi boxing, unboxing kavramlarına değinmeye çalışacağız. Şöyle aslında Excel'sam sanki Excel planım yoktu ama Excel'de daha rahat çözebiliriz gibi hissettim. Bir Excel açayım. Şimdi diyelim bizim RAM'imizi tasarlayacağım. Şöyle bir RAM'im olsun. Aslında iki hücreden oluşuyor. Şurası bir kısmım. Burası diğer kısım. Bu kısmın adı stack. Bu kısmın adı heap. Peki stack ne yapar? Stack value type tutar. Arkadaş. Heap ne tutar? Reference type tutar. Referansı sevdim. Reference type tutar. Esprisi nedir? Ben farz misal integer i eşittir 0 dediğim anda bunun RAM üzerine yazılması lazım. Şimdi bildiğiniz üzere mesela defragmentasyon yaptıysanız eğer böyle küçük küçük kutucuklar vardır. İşte buraları işte sırayla şey olur işte bilgisayar işledikçe buraları işte renk verir. Böyle tık 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 işler mesela. Bu hard diskimiz üzerinde böyledir. RAM'imiz de bu şekilde bir yapısı var. Yani küçük küçük kutucuklardan oluşuyor. Şimdi teknik olarak ben integer yazarım, string yazarım, ya da başka bir şey yazarım. Bir sürü şey yazabiliriz. Dolayısıyla bu yazdığım elemanlar benim buralara yerleştirilir ve bu alanlarında kapladıkları ya da alabildikleri maksimum değerler vardır. Hani bir yerden sonrası alamaz. Bir yerden sonrası alamayacağı için bir sonraki hücreye aktarmasını yapar. RAM de böyle. Mesela önce buna bakalım. Mesela ben integer i dedim. Geldi buraya. I eşit 0 dedi. Buraya geldi işte yazı dedi. Eşittir Cem yazdı. Ya Cemal'i buraya yazsın. Uzatmayalım. Cemal yazdı. Buraya Can geldi. Yazın devamı olarak. İşte buraya falan filan devam ediyor. Ve bu işlem RAM üzerinde arama taramaya girildiği zaman şöyle çalışacaktır. Mesela ben yazıyı verdiğim zaman veya bir tane şeyimiz olsun. Double fee olsun. Buraya da fee eşittir 12 bunu yazdım. Ben fiyatı sorduğum zaman şunu yapacak. Buna gelecek. Buna gelecek. Buna gelecek. Sonra gelecek, buldum diyecek. Dolayısıyla daha fazla sayıda varsa bu daha da olacak. Mesela bu yazı çok uzun olsaydı ve doldursaydı buraları en sondaki yere gelene kadar bayağı bir gezmesi gerekecekti. Bu sebepten dolayı reference type value type olarak ayırmışlar. Ben integer'i tanımladığım zaman buraya gelip integer i işte değeri 0'dır. İşte fiyat eşittir 12.321'dir. Neyse. Yani buradaki asıl sorumuz neyler reference type, neyler value type? Hatırlıyor musunuz? Peki. Bunu videodan sonra görüşeceğiz. Özel olarak. String ve object reference type'tır. Geri kalan hepsi value type diye bahsetmiştik. Benim yazdığım peki bu yazı nasıl yazılır? Bu yazı aslında şuraya bir şey yapayım. Uçurayım. Tekrardan şuraya. Heap 3 kat 3 alandan oluşuyor. Sen şey. Ben string yazı dediğim zaman şu oluyor. Buraya string yazı ifadesi yazılır. Bu da neydi? Bu da bu.
ve burası bir şey yazılmaz. Gelinir değer buraya yazılır. Burayı ne üçlü yaptım ben ya? İki yetiyordum. Neyse. Geldi buraya. İşte buraya bir sayı verdi. Bu sayı 16 haneli falan da yanlış hatırlamıyorsam. Sayıyı fiziksel olarak görebildiğimiz bir yer yok. Çeşitli bir sürü kıldan tüyden program vasıtasıyla görebiliyoruz. Şimdi o programları falan bulmak uzun olduğu için yani göremiyoruz şu an sayıyı. Ama olduğunu biliyoruz. Sayı tanımlanır. Ve buraya bunun değeri yazılır. Oldu mu? Bu sayı da burada şöyle yazılır. Referans olarak şey küçük yazsın bir şey. 123 olsun. Referans olarak 123'tür ifadesi vardır. Dolayısıyla stack bir heap şöyle çalışıyor. Benim yazdığım yazı artık buraya yazılmıyor da burada sadece şu yazıyor. Referans olarak 123 ifadesi var. Ve değer de işte aşağıda bir yerde yer alsın. İşte burada yazı eşittir Cemal. İşte yazı eşittir Can. Nasıl yazılır çok önemli. İfadeleri var. Dolayısıyla arama sırası artık böyle 5-10 tane gitmektense daha sade. Pıt geliyor. Hop hop burada buldum. Bunu istediğim zaman da diyor ki referans olarak 123'ü bul. Bu buradan atlıyor. Gidiyor buradaki değere erişim yapıp değer alıyor. Dolayısıyla referans type'lar bu şekilde çalışıyor. Ben mesela atıyorum random rn'de eşitliğim random dediğim anda ne yapmış oluyorum? Random'dan bir nesne almış oluyorum. Peki bu aldığım şeyin boyutu ne kadar olacaktır? Çok küçük de olabilir, çok büyük de olabilir. Hani klasın yapısına göre değişir. Sabit değerler çoksa çok büyük olur. Dolayısıyla burada çok yer kaplayacağı için bu da referans type'tir. Ve gelir buraya random rnd der. Referans olarak işte bir numara atayım buraya. Burada gelir işte new random atıyorum. Bu da böyle belirsin burada. Gibi bir ifadeyle yer alacaktır. Açık mı? Stack ve heap bu şekilde çalışır. Object bir eleman varsa object elemanların hepsi stack'te her şey heap'te yer almak zorundadır. Mesela ben bu integer iyi mi? İşte boxing yaparak object'e koyarsam bu buradan çıkıp artık buraya koyulması gerekecektir. Stack ve heap dedim, boxing unboxing'i anlatıyordum. Ne anlatıyordum? Evet, boxing ve unboxing'i anlatıyordum. Videonun da konusu neydi ya? Onun için stack ve heap'ten başladık. Ha, stack ve heap'ten başladık. Tamam, o zaman boxing'le de top bağlayalım. Ben mesela şöyle bir işlem yaparsam object obj eşittir iyidir dedim. Integer değil, yukarıdaki iyidir. Dolayısıyla bunu ne yapmış oldum? Yeni bir tane şey tanımlamış oldum. Eleman tanımlamış oldum. Ve geldim buraya. İşte object obj referans olarak bir sayıdır olmuş oldu. Ve buraya gelip de işte i'nin mevcut değeri buraya yazılmış oldu. Sıfır değeri. Tabi sıfır değeri böyle mal gibi durmuyor da tanık içinde duruyor da. Yazı olarak hani duruyor. Peki bu tırnak muhabbetimiz neden? Neden string ifadelere tırnakla koymak durumunda kalıyoruz? Referans type olduğundan ziyade yerini belirtmek amacıyla. Mesela ben yazı yazarken object obj yazıyorum ama boşluk var. Şimdi bilgisayar gücüne baktığım zaman Cemal Can yazdığım zaman bu Cemal diye class olur, bu da Can diye değişken adı olur. Teknik olarak. Ama burayı tırnak için alırsam bunun başlangıç ve bitişini belirttiğim için bunun bir yazı olduğunu, hani bunun class mı aramadığını belirtmeye çalışıyorum yani. Yani başlangıç ve bitişini belirtmemi sağlayan bir yapısı olmuş oluyor. O yüzden de bunlara tırnakla blok haline tek bir şey olduğunu. Evet, blok haline tek bir şey olduğunu söylediğimiz yapılar. Tek tırnak da şey, tek bir harf için. Burada göstermiyorum ya. Çift tırnak, bir tane tek tırnak.
Bu da tek harf olduğunu belirtmek için tek tanıda kullanıyoruz. İçinde bir tane karakter vardır. Esprisini taşıyor. Karakter peki value tag mıdır? Referans tag mıdır? Neden value tag? Çünkü referans taglar ilk sadece şey. Şimdi tamam, o zaman şey yapalım. Value type değer tipleri, yani içinde sadece sayısal değerler var. Ben peki şöyle bir şey yaptığım zaman ne oluyor? İşte char c dedim, eşittir d dedim. İşte 1, 0. ASCII kod karşılıkları bulunuyor. Mesela küçük a 65'ti galiba. Buraya gelecek, işte char c eşittir 65 diyecek. Ama 65'in karşılığı da A'ya denk geliyor gibi. Dolayısıyla bu tarafta sadece sayılar, burada da her şey olabiliyor. Ama RAM çalışma bakımından burada bir adresleme söz konusudur her zaman. O yüzden ulaşım biraz daha uzun yoldan gerçekleşiyor. Çünkü bir buradan buluyorum, daha sonra buradan onunla ilgili yerine atlıyorum. Hocam nasıl? RAM mi hard disk? Ya hard disk aynı yapıya benziyor ya, ondan öyle yaptım. Şimdi object, object, ile ilgisi unboxing mi yaptın? Boxing yaptım. Boxing yaptım. Elemanı object'e koyduğun anda boxing, object'ten çıkarttığın anda unboxing diyor. Yani ben gelip de buraya şöyle bir şey yaparsam integer, işte y diyeyim, eşittir integer i dersem, şey, object diyeceğim. OBJ'nin, object'in integer gibi davranması gerektiğini söylediğim için bunu tekrar özüne çağırmış oluyoruz. Ve dolayısıyla buna da object'ten çıkarttığım için unboxing ismi yok. Object'imiz kutudur. Kutuya koymak, kutudan çıkartmak olarak aklınızda sürekli kalabilir. Aklımda bir şey vardı ya. Mesela şöyle bir şey yapalım. String yazı 01 eşittir Kamil. Şimdi Kamil RAM üzerinde, yazı 01 üzerinde şuraya bir sayı gelir. İşte bu referans sayısıdır. Başında referans olduğunu belirtmemiz lazım. 642 eşittir yani. Şey hatırlıyor musunuz? Metotlarda ref out işlemiştik. Hatırladınız mı? Şimdi öyle bir yapımız var. Public void metot referans olarak bir string istiyor. String değer istiyor. Oldu mu? Bu bana içeri bir değer yazıyor. Aslında bu şeyden mi yapsak burayı? Dur, buradan yazmayalım bunu. Şu konumuzun şey olarak şuraya yazalım. Şimdi bu referans olarak bir değer istiyor. Ve ben burada değere eşit Osman koyabilirim. Doğru mudur? Peki bu Osman ataması şöyle mi oluyor? Metodu çağıracağım. Şurada bir şey, constructor'ımız olsun. Burada metodu çağırdığım zaman benden referans olarak istedim. Yani ben buraya gelip Ali yazarsam olacak mıdır? Olmayacaktır. Çünkü RAM'deki fiziksel bir yeri istiyorum ben sana diyor. Referans istiyorum diyor. Bana string ifade verme diyor. RAM üzerine koyulan bir değer vermem gerektiğini söylüyor. Yani bu işlem olmayacaktır.
Bunun yerine gelip string x eşittir Ali dersem, bunu ben rem üzerine referans olarak işte 123, 113, ay 213'e koydum. Rem'de duruyor. Ve metodu çağırdığım zamansa ben referans olarak x'i gönderdiğim anda x'in içindeki değer değili buraya referans olarak hop, x'in içindeki değer değil referans olarak 213 değerini göndermiş oluyorum. Dolayısıyla yapacağım bu işlem şu demek oluyor. Değer değişkeninin Osman Ata değil, değerini Ata değil, referans olarak 213'te bulunan yere Osman yaz demek oluyor. Daha adresli çalışıyorum referans işlerinde. Yani değişkenin komple değeriyle beraber değil de RAM'deki yeri gösteriyorum. Dolayısıyla değeri alacağım zaman RAM'den alıyorum. Değeri değiştireceğim zamansa RAM'deki fiziksel yeri değiştirmiş oluyorum. Aklıma geldi. Bu referans konusunda da öyle bir ufak geçişte yapalım hatırlama babında. Ne dersiniz şimdi? Böyle canlandı mı? Alt'ta buna benzer yapısı vardı. Hemen onu da şuradan yapalım. Mesela aynısının outlusu olsun. Şimdi outlusu olduğu zaman zaten yapı biraz daha hemen değişecek. Şu metodu 2 yapıyorum. Şuna isim değiştireyim mi bir? Yazı. Bu da yazı. Hop. Evet, gayet de iyi güzel oldu. Ne oldu, bir sıkıntı var ya. Neyse, bakacağım şuna. Şimdi burada da çağırırken referans olarak dışarı out diyor. Şimdi referans hem içeri hem dışarı çalışıyor. Çünkü RAM'in yerini gönderiyor. RAM'deki burayı kullanacaksın diyor. Ama out ifade olduğu zaman RAM'deki şurayı kullanacaksın diyemiyorum. Şunu diyebiliyorum sadece. Mesela string döndüreceği için string sonuç diye bir şeyim var. Out olarak sonuç diyor. Burada işlem sonucu yazı eşit Osman dediğim için Osman değerini yazının içine koymuş oluyorum. Yazı out bir ifade olduğu için işlem sonucundaki değer sonuç vasıtasıyla sonuç değişkenine aktarılacak. Şimdi ben burada değer ataması yaptım yazıya. Çünkü bu yazı buna değer atadım. Ve bu ifade out. Out olduğu için dışarı çıkacak demek oluyor. Buradaki sonucun içine bu değeri koy demek oluyor aslında. Bunu ne zaman kullanıyorduk? Bunu bizim return ettiğimiz bir yapımız var. String return edelim. Hop. String return ettim. Bu bana geriye bir tane şey yapacaktır. Return denemem. Ama bana birden fazla geri değer döndürmem gerektiği zaman out'u tercih etmemiz gerekiyordu. Out da bize ikinci, üçüncü, dördüncü bir işlem sonucu almamızı sağlıyordu. Return işte bir tane değer aktarırken ikinci, üçüncü, dördüncü ihtiyaçlarımızsa out vasıtasıyla karşılayabiliyoruz. Bir işlemden birkaç sonuç çıkabilir. O sonuçların hepsini almak istiyorsak bunu koyalım. Mesela işlem yaptın. İşlem başarılı ama nasıl başarılı? Adam sınıfı geçti, kaçta geçti? İki tane işlem yapmaktansa bir seferde iki sonuç almak istiyorum. Elemanları da out vasıtasıyla yapıyorduk. Referansa da aynı işimizi görebiliyoruz. Fakat referansın sıkıntısı direkt RAM üzerine adres belirtmemiz.
Dolayısıyla değer çok kolay değiştirilebiliyor. Fakat out'ta sadece sonuç aldığımız için herhangi bir ramp üzerinde etkileşimimiz o konuda yok. Yandı mı? Tamam, o zaman durduralım. Bir ara verelim.